korkuyorum Antonio. Çok korkuyorum. Bu kadar çabuk karar vermemeliydik. Biraz daha beklemeliydik. Ne haber Defne? İyiyim enişte. Ne yapıyorsun Defneciğim? Hiç. Ders çalışıyorum. Öyle mi? Ay ne güzel. Duydum ki tiyatroya başlamışsın. Evet, başladım. Ben? Evet. Pelin, ben senden çok hoşlanıyorum. Ben de senden hoşlanıyorum Mustafa. Sahi mi? Nerede bu damat? Gelsin de yapalım şu oylamayı bir an önce. İçeride baba, ablamla vedalaşıyorlar. Vedalaşıyorlar mı? Vedalaşacak tabii. Nasıl olsa büyük bir oy çokluğuyla az sonra bu evden gitmiş olacak. Yalnız şunu bilmeni istiyorum Hulya. Seni hep sevdim. Sonsuza dek de seveceğim. Elveda. Kadir! Hulya! Gitme Kadir! Tamam Hulya, gitme! Kadir! Ama şimdi herkes gitsin diyecek, ne yapacağız? Hallederiz Hulya. Gitsin, babam gitsin. Ah canım kızım Hulya. Görüyorsunuz ya babacığım, kimse evden gitmemi istemiyor. Yaptığımız son derece demokratik oylama sonucunda oy birliğiyle evde kalmama karar verilmiştir. Nokta. Ya sizler ne biçim insanlarsınız ha? Ya ne biçim insanlarsınız? Beni delirtmek mi istiyorsunuz siz ya? Niye fikir değiştiriyorsunuz? Madem değiştiriyorsunuz bana niye haber vermiyorsunuz? Yok size demokrasi, yok demokrasi bundan sonra. Benim dediklerim olacak. Sonra bana Şükran. Efendim canım. Şunu ütüleyin de yarına hazır olsun. Tamam, koy bir yere ütüleriz. Tamam, nereye koyayım? Bir yere koy, ipek alır ütüler. Ya tam bir yer söyleyin bana. Sonra unutursunuz unutursunuz, nereye koyayım? Mehmet, herhangi bir yere koy. Allah Allah, niye unutalım? Tamam, şuraya bırakıyorum. Ay Mehmet, oraya bırakılır mı ayol? Allah Allah, yemek yapıyorum ya buraları. Bir şey sıçrayacak, bayramı burnumuzdan getireceksin canım. Yine mi kadayıf yapıyorsun? Ne demek yine mi? Geçen bayram revanı yaptım ya Mehmet. İyi canım, tamam kadayıf olsun da... Yalnız o cevizleri biraz döv, tamam mı? Öyle iri taneli koyulmaz. Yerken dişimize falan batabilir. Mehmet! Efendim? Hani bu bayram tatile gidecektik Kadir? Gideceğiz hayatım, gideceğiz. Halledeceğiz Hulya'm. Ev tutamıyoruz, bari tatile gidelim. Sıkıldım artık bu hayattan. Tamam hayatım tamam, merak etme. Evde tutarız, tatile de gideriz, çocuk da yaparız kariyerde. Gidermişiz. Yarın bayram. Sen daha gideceğimiz yerin ismini bile söylemiyorsun. Daha yerin ismi belli değil de o yüzden. Sarı papatyam, güzel kuşum, sarı bülbülüm. Annem bugün evin altını üstüne getirir kesin. Annem de bir doyamadı şu temizliğe. Sanki burası yiyecek imalathanesi de Uğur Dündar baskına gelecekmiş gibi her an tetikteyiz. Ceren'ci, ne var senin bakayım? Yok bir şeyim teyze. Ama bir şeyleri olmayan çocuklar öyle suratları beş kırış oturmazlar ki. Ama ben oturuyorum çünkü çok sinirliyim. Ne oldu Ceren Burger? Yoksa rüyanda hamburgeri mi yasakladılar? Hayır. Aa, o zaman bizim evi temizlediğini gördün. Hani annen de toz beziyle arkandan kovalıyordu değil mi? Hayır. Buyurun bakalım. Olmuş mu şimdi? Bakayım. İyi, fena değil. Biraz iriler var ama işte idare edeceğiz artık. Allah'ım. Ya Rabbi. Olmaz tabii ki. Şşş.
Zeytinyağlı barbunya yapıyorsun değil mi? Yapıyorum, yapıyorum. Yani nerede barbunyalar göremedim. Görmen gerekmiyor. Yarın yerken görürsün. Madem yapacaksın, önceden çıkartıp ıslatsana şunları. Mehmet, niye karışıyorsun? Sen ne zaman canım isterse o zaman ıslatırım, ay! Ama o zaman olmuyor ki, sert oluyor, yenmiyor. Sert mi oluyor? Evet. Ayol, ayol ben ne zaman sana sert barbunya pişirdim? Herhalde senin başka bir karın var, o pişiriyor sana sert barbunyaları, ay! Üstünü biraz ince ser. Ay imdat! Şimdi şak diye düşüp bayılacağım. Bir kere sözünde dursan Kadir. Yani bir kere sözünde dursan ya adak adayacağım ya da deve keseceğim. Ama ben seni tatile götürmek için bayramın birinci gününü bekliyorum hayatım. Neden? Çünkü ancak yarın paramız olacak. Kınalı kuzum, mor sümbülüm, çatal karam çatal hıyım. Yani çocuk gibi harçlık falan mı toplamayı düşünüyorsun? Bir bakıma öyle sayılır Hülya. Biliyorsun bütün Ramazan boyunca davulculuk yaptım. Ve şimdi o büyük gün geldi çattı. Asıl bahşişlerin toplanacağı o gün. İnsanların ellerini ceplerine sokacakları o mübarek. Yarın şeker ve likidite bayramı. Mustafa abi, yarın davulu Kadir abi çalmayacak değil mi? Hayır canım, olur mu öyle şey? Senle ben çalacağız. Ha, tamam o zaman. Bütün Ramazan biz çaldık davulu. Bayram bahşişlerini bırakır mıyım hiç ona? Ama bak Mustafa abi, parayı kesinlikle Kadir abiye falan vermeyelim, tamam mı? Vermeyeceğiz tabii oğlum. Sor bahşişlerini verdik de ne oldu? Ha. Gitti sayısal lotoya yatırdı. Bundan sonra avanaklık yok. Kesinlikle davulu falan vermeyelim. Vermeyeceğiz dedik ya. Ben önce gidip şu davulumuzu bulayım Hülya. Sen hiç merak etme Allı Turnam. Yarın akşam o minik ayakların İstanbul'a değil, Paris topraklarına basacak. Peki bu kadar bahşiş toplayabilecek misin Kadir? Sen ne diyorsun Hülya? Paris'ten dönüşte Dubai'ye uğrayıp sana pırlanta bile alabiliriz. Biraz fazla uçmuyor musun Kadir? Uçmak dedin de aklıma geldi. Unutturma da biletlerimizi business class'tan alayım. Sen ekonomik sınıfta uçacak kadın değilsin Hülya. Bak Kadir, bayram tatili bitene kadar bir yerlere gitmezsek fena bozuşuruz. Dönüşte de ev tutacağız. Oha Hülya, davul çalacağız dedik, banka soyacağız demedik ki. Tamam hayatım, tamam. Ben gidip hemen şu davulumuzu bulayım. Doğruyu söylüyoruz ya, işinize gelmiyor. Zaten doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Burası da benim 10. köyüm. Ay Mehmet, sen gidip bayram alışverişi yapsana. Ne benim işime karışıp duruyorsun? Efendim, plansız hareket ediyorsun, ben ona kızıyorum. Önce tatlı yapılmaz. Önce yemekler yapılır, sonra ütü yapılır, sonra tatlı yapılır. Yok canım, öyle bir kanun mu çıkardı meclis? Nereye koyayım bunu? Ay Hülya, lütfen şunu alıp ütüler misin? Rahatlasın babam, bayılacağım şimdi. Alayım baba. Bak kızım, şu kollara dikkat et, çift ütü olmasın, tamam mı? Bu manşetlere de ütüyü güzel bas. Ayrıca şu yakayı da böyle dıştan içe doğru ütüleyeceksin, tamam mı? Aa güzelim benim. Demek seni folklor ekibine almadılar ha? Evet, almadılar teyze. Neden almadılar peki? Ayaklarımı uyduramıyormuşuz. Olsun, sen de başka bir takıma girersin o zaman. Ama ben folklor istiyorum. Hadi abla, ben çıkıyorum, akşama görüşürüz. Aa, bir dakika, nereye böyle? Okula. Bugün her yer tatil Defne, temizlik var diye kaçıyorsun değil mi? Okul yok ama bugün tiyatro ekibi toplanıyor canım. Gidip çalışmam lazım. Aa, bir dakika. Bir dakika, hiçbir yere gidemezsin küçük hanım. Palavra atıyorsun çünkü. Bütün gün gezip dolaşıp tek başına temizlediğim eve geleceksin değil mi? Abla beni bırakır mısın? Gidip demezsin. Hayır, gideceğim, çıkar şunu. Hayır canım, oradan geçeceğim ya. Ya bir şey mi dedik ya, bir şey mi dedik? Nasıl ütüleyeceğini tarif ediyoruz işte. Her şeyi siz mi biliyorsunuz yani? Aman burnunuzdan kıl aldırmayın. Her şeyi bilin. Sizin söylediklerinizi ben dinlemiyor muyum ha? Ne var bir kere de siz beni dinleseniz? Güle güle, iyi işler canım. Ne oldu Şükran, niye sinirlendin? Ne olacak Allah aşkına? Sabahtan beri bunalttı beni. Ayol sana ne benim tatlımdan, plakimden, barbunyandan? Sorma, sorma. Vallahi benimki de öyle. Terzi söküğünü dikemez derler ya. Terziyle evlenmesem inanmayacaktım. Ne oldu sana ayol? Ayol daha ne olsun. Cebim sökükte, aldım cebini dikiyordum. Bana nasıl dikileceğini tarif ediyor. Ben de sinirlendim, kaptım ceketimi, bakkala çıkıyorum diye çıktım. Çok iyi, çıkın lan biraz. Ne haber Hülya? İyilik Sevinç teyze.
Ayol hadi bizden geçti. Size ne oluyor? Niye evde oturuyorsunuz? Şöyle pırlanta gibi bir tatile gitsenize. Çekilir mi bu bayram telaşı? Yarın gidiyoruz inşallah. Tatile mi gidiyorsunuz? Evet. Bana bak. Bu ne tatili kızım? 2 aydır evsizsiniz. Tatile gideceğinize bir ev tutsanıza. Ay kaldınız başıma. Tutacağız anne, merak etme. Görüyorsun değil mi? Artık laf da söylemeyeceğiz bunlara. Ay seni de işin başından aşkın. Neyse ben de fazla oturmayacağım zaten. Defne gel buraya ya. Defne ya. Ya durun ya. Ne konusu benim lütfen işim var benim ya. Anne ya şuna bir şey söylesene, temizlik var diye neden kaçıyor? Bana bak Defne. Her bayram arifesinde seninle uğraşmaktan bıktım. Nereye kaçıyorsun yine sen? Ne kaçmaz anne ya. Tiyatro okulu toplanıyor bugün, oraya gitmem lazım benim. Ya. Başlayacağım şimdi senin tiyatrona Defne. Ay ay. Eczacılığa giden kız bir de tiyatro çıkarıyor şimdi başıma. Bana bak Defne, eğer gidersen eczacılıktan nefret ettiğini, okulu bırakacağını söylerim babama. Benden önce söylersen kırılırım. Of ya of. Zaten bu bayram temizliği yüzünden yeni yıldız kenterler yetişmiyor bu ülkede. Ya Mustafa abi, sence kaç para toplarız yarın biz? Vallahi bilmiyorum ama parayı kırıştıktan sonra herhalde Pelin'e güzel bir hediye alacak kadar kalır bana. Abi, siz şimdi ciddi ciddi Pelin yengeyle çıkıyor musunuz? Evet Hasan, ciddi ciddi çıkıyoruz. Hadi ya, kaç kere buluştunuz peki? Bir. Bir mi? Ya oğlum daha aileler bilmiyor ya, o yüzden rahat rahat görüşemiyoruz. Selam gençler. Nasılsınız? Ben de davulumu arıyordum. Ne oluyor be? Versene davulumu. Verin be. Anlamıyorum ya. Neden her bayramda evi sterilize ediyoruz? Sanki tıp bayramı. Anlamayacak bir şey yok. Bayram özel bir gündür. Peki niye o zaman Cumhuriyet Bayramı ile 23 Nisan'da da temizlemiyoruz? Allah Allah. Cumhuriyet Bayramı'nda evimize misafir mi geliyor? Cumhurbaşkanı mıyız? Evimizde resepsiyon mu veriyoruz? Tamam da anne biraz abartmıyor muyuz? Vitrinin arkasını kim görecek? Herkes görecek çocuğum. Bu bayram evimize misafir gelenlere buyurun vitrinin arkasına da bakın bakalım temiz mi değil mi diye soracağım. Onun için silmeye devam et. Abla, istersen sen bilgisayardaki dosyaları falan da temizle. Annem oraları da gösterir şimdi misafire. Keşke delete tuşuna basıp temizleyebilseydik bütün evi değil mi? Tamam tamam. Bitti, temizlik bitti. Bırak bakalım sen orayı. Aa, gel bakalım. Anne. Bırak sen de onu, bırak bırak. Ya gel, anne. Bırak. Hadi ne bakalım, oluyor buradan anne, dışarı. Ne oluyor ya? Siz hayır, ya. Kendi evinizi kurmadan bu işleri anlayamayacaksınız. Gidin dışarı, ya. Biraz koca bunu görle. Anne ya, dışarı. Siz gidin cadılar bayramını kutlayın. Hayır. Anne! Anne! Ceren ne olur üzülme yavrum. Ben seneye çalışır girersin folklore. Biliyorum hiçbir zaman almayacaklar beni folklore. Alacaklar tatlım, ne olur üzülme. Tamam tamam yüzünü. Ben seni çalıştıracağım söz. Yavaş. Ne yani? Şimdi siz bana karşı çete mi oluşturuyorsunuz? Organize suç mu işleyeceksiniz? Çete falan yok enişte. Biz doğruları söylüyoruz. Evet Kadir abi. Bütün Ramazan boyunca her gece davulu biz çaldık. Bayramda da biz çalacağız. Ne demek siz çaldınız? Ben hiç çalmadım mı bu davulu yani? Bir dakika, bir dakika. Kaç gece çaldın enişte? En az 20 gece çalmışımdır. İn, in. O zaman 15 gece çalmışım. Düş Kadir abi, düş. Ayağımız alışsın. 10 geceden azsa ben de Kadir değil. 3 gece çaldın enişte. Sadece 3 gece. O yüzden kendine davulcuyum falan deme. Ama ben bu işin fikir babasıyım. İhaleyi ben kaptım. Ver şu davulu. Baykuş Hasan enişte. Ya, bağır mı bana? Bağır. Bırak ya. Ver şu davulu. Bırak davulumuzu. Hey, ne oluyor lan? Yok bir şey baba. Eniştemle bir şey tartışıyorduk da. Neymiş bakayım o tartıştığınız şey? Önemli bir şey değil babacığım. Müsaadenizle ben izninizi şey edeyim. Abi, abi davul gidiyor ya. Merak etme, akşam alırız. Anne! 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 Aa, kızlar niye dışarıdaydınız siz? Annem sınıf
bunları dışarı etti de abla. Hülya, sen mi bunları içeri aldın? Evet anne ama yani kapıda böyle vaziyette... Bak anneciğim bak. Cemil'im çok tatlısın. Ya çekil. Sen benden. Mustafa abi, Kadir abi içeride davulu süslüyor. Başından da bir dakika olsun ayrılmıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama bulacağız bir yolunu. Abicim sen niye şikayet etmedin ustaya? Ya babama şikayet edeyimde babam da davulu enişteme çaldırsın. Bahşişleri de kendi toplasın. Eniştemin babama dünya kadar borcu var. Adam iç güveysi ya. Mustafa, gömleklerin temiz mi, ütülü mü? Bak yarın bayram. Temiz, ütülü baba. Ayakkabılarını da boyasaydın. Boyadım baba. Hangilerini giyeceksin? Siyah olanları giy, onlar daha bakımlı. Tamam baba, siyah ayakkabılarımı giyerim. Sen burada mı kalıyorsun bu gece? Evet usta, sakıncası yoksa tabii. Var mıymış yer peki? Nerede yatacaksın? Ya ben yatacak bir yer bulurum ya. İyi, hadi yatın artık. Yarın erken kalkacağız, bayram namazına gideceğiz ha. Tamam baba, yatarız. Mustafa abi, bu gece davul çalacağım ben. Oğlum ne aptalsın ya, sahur yok ki artık. Abi öyle çalmak değil ya, Kadir abiden çalacağım. O uyurken davulu aldık aldık, alamadık, bahşişler gidiyor vallahi. Ben de şey sandım. Yakaladım seni. Kendini akıllı sanıyorsun ha? Tambur Hasan Efendi seni. Demek ayağım kurduna Kadir abi. Ne sandın? Sakar çırak baykuş Hasan. Benim gelişmiş davul güvenlik sistemlerimi aşman mümkün değil senin. Damat. Kadir. Bana bak Hasan, bu tokma. Ne Hasan'ı be? Pardon babacığım, siz miydiniz? Hadi hazırlan, namaza gideceğiz. Namaz mı? Ne namazı babacığım? Cenaze namazı. Öyle mi? Kim öldü? Bayram namazı yavrum, bayram namazı. Hadi hazırlan. Ama babacığım, ben daha bütün gün davul çalacağım. Benim biraz daha uyuyup zinde kalmam gerekiyor. Camide açılırsın çocuğum, orada zindeleşirsin. Hadi, hadi, hadi ya. Ama ben geçen bayram gitmiştimdi bayram namazına babacığım. Ya 40 yılda bir sevaba gireceksin, onda da ayak giriyorsun ya. Şey babacığım, acaba abdest almak için sıcak su bulunur muydu? Yok damatcığım, soğuk suyla alacaksın abdestini. Oh be ya, oh be ya, oh be ya. Enişte günaydın. Günaydın kayınço. Banyoda işim bitti, istiyorsan sen abdest alabilirsin. Öyle mi? Alacağım kayınço, alacağım. Davulunla mı alacaksın? Evet kayınço, davulumla ben abdest alacağım. Ama enişte... Kızlar, kızlar,
Ay hala uyuyorlar, inanamıyorum. Çocuğum kalksanıza, bayram sabahı bu sabah. Üf, tamam anne ya, biliyoruz. Biliyorsunuz da hala niye uyuyorsunuz? Bayram sabahı erken kalkılır. Ya nedenmiş anne ya? Bayram sabahı erken kalkmayan hapse mi atıyorlar? Başlamayın yine. Vallahi ikiniz de dünkü gibi kapının önüne atarım ha. Anne biraz daha uyusaydık ya. Üf ya, uyku yok, folklor yok. Ne biçim hayat bu ya? Bir tanesi değil, hepsi itirazcı bunların ayol. Sanki ben ana muhalefet partisi doğurmuşum kız çocuğu yerine. Çabuk kalk. Çabuk kalk. Çabuk kalk. Çabuk kalk. Çabuk kalk. Çabuk. Yani sizin yüzünüzden geç kaldık, avluya kaldık yine. Babacığım belki bana avluda da yer kalmaz. İsterseniz ben gelmeyeyim. Bana bak, saçmalama da bırak şu davulu düş önüm hadi. Yok, ben davulumla geliyorum babacığım. Evladım, davulun camide ne işi var? Bir cami görsün babacığım. Bana bak, sabah sabah benim tepeme attırma. Çıkar şunu, koy oraya. Yürü, düş önüm hadi. Çekil oradan bakayım. Ver şu seccadeni. Al, şunları da taşı. Hadi yürü. Hasan, hı? Namazdan sonra hemen eve koşuyoruz ha. Neden? Eniştemden önce davulu alalım diye. Ha, tamam tamam. Ya ne gevezelik ediyorsunuz ya? Yürüsenize şimdi. Çık! Çık! Dere! Artık bütün gün çay tatlı servisi yapar dururuz. O kadar da kurtulsak iyi. Bari tutup misafirliğe götürmeseler bizi. Ben hayatta gelmem söyleyeyim. Vallahi ben Ceren'in morali bozuk deyip evde kalacağım. Keşke benim de depresyonda bir kızım olsaydı. Of ya, bir bayramda tatile gitsek ne olur sanki? Vallahi bakarsın biz gideriz. Kadir şu bahşişleri bir toplasın da. Vallahi hiç umutlanma abla. Eniştem seni götürse götürse Sultanahmet'teki bayram şenliklerine götürür. Yarın Paris'ten ararsan bozulma ama. Defne, Sultanahmet şenlikleri artık Paris'te de mi kutlanıyor? Herhalde abla. Ah Kadir'a, bir tatile gitmeyen gösteririm ben sana. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Ah, davul! Yok burada. Anne, davul nerede? Davul, davul. Davul anneciğim. Hocam ne bu telaş? Davul nerede? Davul nerede? İçeriye koydum. Aa! Çocuklar, oraları yeni temizledim ayaklarınızla. Ay, ay bunlar deli eden adamı. Deli olacağım ya. Deli olacağım ya. Deli olmamak mümkün değil ya. Mümkün değil. Mehmet, hoş geldin. Ne oldu şekerim? Ne olacak? Ayakkabım kayboldu. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı davulcusu olduğumu unuttunuz galiba çocuklar. Çok yavaşsın Hasan, çok. Asıl sensin yavaş olan, hantalsın işte. Hadi bakalım. Ben çıkayım da şu mahallenin bir bayramını kutlayayım. Hiçbir yere çıkmıyorsun efendim. Niye babacığım? Çünkü daha bayramlaşmadı. Siz bayramlaşmaya başlayın babacığım, ben sonradan duhul olurum. Çok konuşma, çok konuşma. Hadi bakalım, hepimiz kahvaltıya, sonra da bayramlaşacağız. Ama fakat lakin babacığım. Bana bak, zaten ayakkabılarım çalındı, tepeme attırırım. Benim ayakkabılarım. Ben de niye zor koşuyorum diyordum. Şu hale bak. Oturmuş misafir bekliyoruz. Ya kimse gelmezse? Allah'ım ne olur şöyle karşıma doğru dürüst bir adam çıkar. Daha kaç bayram evde oturacağım ben? İnşallah Kadir iyi bahşiş topluyordur. Bir önce kendi folklor ekibi kendim kuracağım. Sultan Sof Ceren olacağım. Yine hüzünlendi bizimki. Çalsa bari şu kapı da gelse birileri öpse elini. Saat kaç oldu? Daha bir gelen yok. Ne biçim bayram bu ya? Of abicim ya, of ya. Kaptırdık davulu Kadir abi, görüyor musun sen? Paldır küldür çekti gitti. Ulan üç kuruş para yapıp Pelin'e güzel bir hediye alacaktık. Ama ne oldu? Babamın verdiği 20 milyon bayram harçlığıyla kala kaldık. Abicim sen ne iyisin ya? Bana ne verdi? Heh, 10 milyon. Dur canım. Ceren'cim. Hadi biz içeriden babanı arayalım. Bakalım bahşiş toplayabilmiş mi?
geldiler. Açın bakalım kim gelmiş. Açın. Ya hadi sallanmasanıza hadi. Merhaba. Hayırlı bayramlar, tüm bayramlar. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Vallahi ilk sizi ziyarete geldik Şükrancığım. Çok teşekkür ederiz Nihaz amcığım. Buyurun, sağ olun, eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Buyurun. Ya şöyle bir etrafımıza baktık da... pek yaşlı kimse kalmamış sizden başka be Mehmet Usta. Ya İstanbul'da tek büyüğümüz siz kalmışsınız. Biz küçüklere düşen vazife de büyüklerimizi ziyaret etmek. Bir elimizi öpersiniz o zaman. Ne de olsa küçüğümüzsünüz. Tabii öpmek lazım. Öpeyim bari Mehmet dede. Ben de öpeyim bari Şükran nene. Ay ilahi. Biliyor musunuz kızlar, bayramın üçüncü günü trekkinge gidiyorum. Aa, ne güzel, nerede yürüyeceksiniz, biz de gelelim. Abant'ta, göl kenarında. Abant mı? Uzakmış, biz de gelirdik ama. Yo, iki saatlik bir yol. Ücreti de çok uygun. Adam başı 77 milyon. Biz gelmesek daha iyi olur o zaman. Yedi babamın uğursuz rakamıdır da. Zaten babam izin vermezdi ki. Ay keşke gelebilseydiniz. Yok Pelin'cim. Bizi almayalım. O zaman benim yerime bir yere gitmeni isteyebilir miyim İpek? Tabii, nereye? Ya benim bir arkadaşım var Asu diye. Bir ama modellik yapıyormuş. Bayram dolayısıyla ailesinin yanına gitti. Modellik yapmam için de bana rica etti. İlk önce kabul etmiştim ama biliyorsun gezi var. Benim yerime sen gider misin? Aa, ablam model mi olacak? Ay yok, ne işim var benim modellikle falan? Ay ne olacak canım, oturacaksın bir iki saat kıpırdamadan, adam da resmini çizecek sadece. Giyinik değil mi? Herhalde. Ayıptır söylemesi ama çikolatalar İsviçre'den Şükrancığım. Biliyorsun geçen bayram Zürih'teydik. Oradan almıştık. Ya size kısmetmiş. Sağ olun, eksik olmayın. Biz yine yurt dışına gidersiniz diye düşünüyorduk ama... bakıyorum bu bayram siz Türkiye'yi tercih etmişsiniz ha? Gitmediğimiz yer kalmadı ki şekerim. Neredeyse bütün Avrupa'yı karış karış dolaştık sayılır. İyi yaptınız, iyi yaptınız kalarak. Ben zaten bayramlarda bu yurt dışına kaçanlara çok sinir oluyorum. Herkes evinde otursa ne güzel yürüyecek geleneklerimiz. Değil mi Sinancığım? İdari tatil, midari tatil diye iyice uzatıyorlar bayram tatilini. Millet de ne yapsın? Fırsat bilip kaçıyor tabii bir taraflara. Kaça kaça bu hale geldik zaten. Tabii tabii, biz de biliriz kaçmasını, biz de biliriz yurt dışına seyahate gitmesini ama gitmiyoruz. Yani tercih etmiyoruz. Çünkü orada bizim elimizi kim öpecek? Değil mi şekerim? Ya hadi İpek ya, çok kolay bir. Bu adama söz verilmiş, birinin mutlaka gitmesi gerekiyor. Bilemiyorum, çok garip bir iş bu. Aman abla, nesi garip? Adam portreni çizmek istiyor işte, öyle heykel gibi duracaksın. Sen git o zaman. Giderim, ne olacak? Sen olmazsın Defne'cim, adam renkli gözlü birisini istiyormuş. Aman! Ya lütfen İpek, iki saatini bile almaz. Ne bileyim, babam izin vermez ki. Sen de her şeyi babama sorma o zaman abla. Ama bilmiyorum, bence ikinci bir Mona Lisa olma fırsatını tepiyorsun İpek'cim. Aman kim bu adam? Leonardo da Vinci mi? Bu evde sanat karşıtı bir akım var zaten. Ne tiyatro seviliyor ne de resim. Al abla şunları, hadi yürü. İcincim sen bekle, biz bunları verip gelelim. Tuttum mu? Merhaba Pelin. Merhaba Mustafa. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Bayramın kutlu olsun. İyi bayramlar. Oturmaz mısın? Oturacağım. Buyurun Müjgan teyzeciğim. Teşekkür ederim. Burnun bayağı düzelmiş Sinancığım ya. Yani bari bundan sonra dikkat et ha. O bir kere olur Mehmet Usta. Teşekkür Hayır. ederim. At daha alışamamıştı bana da, huysuzluk yaptı işte. Şimdi alıştı mı size bari? Yani huyunu suyunu öğrendiniz mi? Daha tabii tabii, öğrendi öğrendi Şükrancığım. Şimdi çok güzel biniyor at artık. Bence sen yine de dikkat et Sinancığım. Vallahi bir daha kırarsan burnunu, şu senin siyensi tezgaha da soksak kâr etmez ha. Ne
Tatlı vereyim mi, ister misin? Hayır, istemem. Formumu korumaya çalışıyorum da. Heh, öyle mi? Peki. Bayramın üçüncü günü benim Abant'a gelmek ister misin? Abant'a mı? Doğa kulübüyle günübirlik trekkinge gidiyoruz da Abant'a. Trekkinge? Gelirim tabii, gelirim canım. Bayılırım ben trekkinge. Harika. Bak, yanımda gezi programının broşürü var. Perşembe sabahı erkenden yola çıkıyoruz. Tamam, hazır olurum ben. Yalnız bunu bizimkiler bilmese, yani beraber gittiğimizi. Şimdilik yani. Tamam canım, merak etme. Zaten bizimkilerin de bilmemesi iyi olur. Şimdilik yani. ben bir Hasan'a bakayım. Neydi o abimin elindeki? Bilmem. Şuralardan bir yerden aldı. İpek, karar verdin mi? Modellik yapacak mısın? Of, tamam tamam, yaparız. Süper! Aslan ablam benim. Aferin ablama. Hasan! Hasan kalk oğlum. Şişt. Ya Hasan! Hasan bir şey anlatacağım lan, kalk. Ne oldu? Pelin'le Abant'a gidiyoruz oğlum. Abant'a mı? Niye? Bilmiyorum. Trekking mi, mreking mi ne bir şey yapacakmışız. O ne be abi? Bilmiyorum ama gitmeden önce öğreniriz nasıl olsa. Yurt dışı falan mı? Yurt dışı mı? Trekking falan dediğine göre o zaman yurt dışıdır. Yani sana vize de gerekir. Ya oğlum, Hasan. Ha. Abant diyorum. Abant, Abant. Abant. O zaman trekking ne? Ne? Sizin damat nerede? Ortalıkta görünmüyor. Tatile falan mı çıktı yoksa? Yok canım, ne tatili? Onda tatile gidecek param var. Çıktı sokağa, davul çalıyor işte. Ay bir de o mu gelip bahşiş isteyecek şimdi? Başka isteyen de mi oldu? Oldu, oldu. Siz camideyken bir davulcu geldi, 1 milyon verdim, gönderdim. Allah Allah, bu mahallenin davul ihalesi bizdeydi ya. Ay pardon, ben bir kapıya bakayım. Ne oldu damat? Ne oldu damat? Söylesene ya. Mahalleye korsan davulcu da danmış babacığım. Benden önce gezmiş bütün mahalleyi. Bahşişlerin hepsini toplamış. Bıktım senden Kadir, bıktım. Ya hayatta bir işinde de başarılı ol, ne olur. Sadece bir. Ne yapabilirim Hülya, ne yapabilirim ha? Korsan davulcu bizim tatil parasını toplamış. Şimdi uçaktadır adi herif. Paris'e tatile gidiyordu. Ben Paris istemiyorum. Bir ev tut yeter. Ev mi? Bu ortamda mümkün gözükmüyor. Ne demek mümkün gözükmüyor? Görmüyor musun Hülya? Bu memlekette her şeyin korsanı çıkıyor. Yakında benim de korsanım çıkarsa ve birileri sana gelip de ben Kadir'im derlerse sakın şaşırma. Aman seni kim taklit eder ki? Öyle deme Hülya, öyle deme. Bugün ben bir kaset çıkartıp köşeyi dönmüyorsam ya da bir kitap yazıp bestseller olmuyorsam bu korsan yayıncılık yüzündendir. Ha. Tremolit, trench coat. Treyler, ya hepsi var. Bütün kelimeler var. Bir tek trekking yok. Kafayı yiyeceğim ya. Abi gel vazgeç sen bu işlerden ya. Bilmediğin şeye burnunu sokma. Başın belaya girecek. Oğlum başın belaya niye girsin ki? Hem öyle bir şey olsa Pelin beni niye çağırsın? Ya broşürü okudun mu iyice sen? Okudum. Ama trekking pek net değil. Ben de bakayım şuna, dur. Abant'ta trekking. Bu perşembe kaçış planımız var. Heh. Abi. Kaçış planı diyor. Bu kız seni kaçırıyor olmasın? Saçmalama oğlum ya. O İstanbul'dan kaçışı diyor. O zaman deprem falan mı olacak acaba burada ha? Oku Hasan, oku. İstanbul'un stresi, gürültüsü geride kalacak. Abant'ın muhteşem doğasını kucaklayacağız. Abant Gölü etrafında huzur dolu bir yürüyüşle oksijen terapisi yapacağız. Ha. Demek ki sadece sorunlu insanlar gidiyor abicim buraya. Neden? Baksana abi, terapi yapacağız falan diyor. Yani sağlıklı insan terapiye katılmaz ki.
Korsanla mücadelede artık ben de varım Hulya. Korsanlar gidecek, evimize rahat, huzur ve para gelecek. Kopya davulculuk sona erecek. Biliyor musun Kadir? Çok sıkıldım. Neden sıkıldın Hulya? Senden, hayattan, her şeyden. Ama hayatım, benim seni ve minicik yavrumuzu sevmekten başka ne yaptığım var ki? Başka ne yapabilirim? Söyler misin bana? Sevgiymiş. Peki o zaman, Ceren neden üzgün? Ha neden morali bozuk kızının? Ceren, yavrum yine mi hamburger istedin bir tane? Hayır Kadir, folklor konuna girememiş onun için üzgün. Ama senin haberin bile yok. Ne diyorsun? Benim minik yavrumu, minik kuşumu kim almıyormuş folklor konuna? Neden almıyormuş? Ayakları uymuyormuş baba. Merak etme bebeğim, merak etme. Hallederiz. Halletmeye başlasan iyi olur Kadir. Çünkü bu kız folklor koluna girene kadar, sen bir ev tutana kadar, biz bir bayramda tatil yapmaya başlayana kadar, yani sen bir işe yarayana kadar ben bu işte yokum. Seninle konuşmuyorum Kadir. Uğur ya. Bak, trekking kısmına geldim abi. Trekking. Göl kenarında yürüyüş. Gayet kolay bir parkur. Yürüyüş mesafesi yaklaşık 6 kilometre. Hasan. Bu trekking yürüyüş demek o zaman herhalde. O zaman ben her gün dükkana gelirken trekking yapıyorum abi. Seninkine tabanvay deniyor. Bu trekking galiba göl kenarında yapılan yürüyüş demek. Yürüyüşten sonra mangal partisi. Ne? Mangal partisi mi? Evet. Ben de geliyorum abi. Hayır Hasan, gelemezsin. Nasıl hayır abicim ya? Mangal varmış. Olmaz abi, olmaz. Ben de geliyorum. Hem sen yokken benim burada canım sıkılır. Oğlum sıkılırsa sıkılsın. Ben ne yapayım? Ben Pelin'imle orada baş başa olmaya gidiyorum. Bir de seninle uğraşamam. Abi vallahi sesimi hiç çıkartmam ya. Olmaz Hasan. Israr etme ya. Abi bak vallahi ben bu trekkingin var ya kralını yaparım ya. Ne olur benimle gelin. Hasan olmaz dedim. Olmaz. Aa. Şükran. Biz de çıkalım bugün de şu Sinanları falan ziyaret edelim. Hı, edelim hayatım. Oradan da Sevinçlere gidelim iadeyi ziyaret için ha? Gidelim gidelim. Çocuklara haber ver de hazırlansınlar o zaman. Kime? Bizim çocuklara mı? Yo, bakkalın çocuklarına. Ayol gelir mi bizim çocuklar? Şimdi bir yığın bahane uydururlar. Ne demek gelmezler ha? Bayram ziyaretine ailece gidilir efendim. Öyle tek tek olmaz. Ay vallahi ben onların çenesiyle hiç uğraşamam. O zaman git sen söyle Şeker. Aman aman hiçbir şeyle uğraşmayın zaten. Her şeyle ben uğraşayım. Siz uğraşmayın. Ama ne diyeceğim ya? Trekking'e gidiyorum diyemem. Ama para da lazım. Of ya of, çalıştır saksıyı Mustafa, hadi çalıştır ya. Ya bayramı bayramlıktan çıkarttırıyorlar insana ya. Sinir ediyor şu yeni kuşak beni ya. Baba. Efendim. Ben yarın şeye gideceğim. Neye? Fuat var ya hani İzmit'te asker. Onu ziyarete gidelim diyoruz arkadaşlarla. Bayramdır, sevinsin çocuk. Daha bitmedi mi o çocuğun askerliği ya? Çok oldu gidelim. Bitmedi baba. Aha, ceza yemiş, uzamış askerliği. Yeni kuşak işte, yeni kuşak. Kim bilir ne alt etti. Kesin uyumuştur nöbette. Yarın izin olursa bir ziyarete gideceğim. İyi, git. Şey baba, giderken de bir 100 milyon verebilir misin? Şimdi eli boş gitmeyeyim, çamaşır, sigara falan alırım. 100 milyona? Yol parasıyla anca baba. Sigara migara almayın. Nöbette içer, iyice yakar askerliğini. Tamam baba, almayayım içmesin. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok canım. Haftalığından keseceğiz herhalde. Ulan be, nereden kabul ettim şu modellik işine? Ne giyeceğim ben şimdi? Bilmiyorum abla. Bunu ver. Ama çok şık olmalısın. Ne de olsa resmin yapılacak. Ay, kesin ihtiyar ressamın tekidir şimdi. 2 saatte çizemez. Tamam, para işini hallettik. Şimdi bir okuyalım bakalım neler lazımmış. Sırt çantası, yağmurluk, yürüyüş ayakkabısı ya da bot, su ve kişisel malzemeler. Ayrıca fotoğraf makinenizi unutmayın. Ulan bunların hiçbiri yok ki bende. Ne yapacağım, bir şişe suyla mı gideceğim oraya?
Hadi Şükran, hadi ya. İki saatte giyemedin üstünü başını. Giyiyorum Mehmet, patlama. Ama sen giyinene kadar bayram bitecek ya. Of Ceren, of. Ya bu kadar hamburger yersen tabii folklor koluna giremezsin. Kimse beni sevmiyor. Ne oluyor Hülya? Folklor koluna girmek istiyor baba. Gelin kardeşim, gel, gel. Geç şöyle, sen de gel. Heh, sen de gel kardeşim. Hayrola damat? Ben Ceren'e folklor çalıştıracağım babacığım. Babacığım! Canım, canım yavrum, sen hiç merak etme. Baban kontrolü ele almış bulunuyor. Seni folklor koluna almayan öğretmen kendinden utanacak. Antep, Malatya, Giresun, Antakya, hatta Kafkasya. Artık her yöreden figürler yapabileceksin melek yavrum. Yaşasın! Geçin arkadaşlar, geçin. Geçin, böyle buyurun. Böyle buyurun, gel kızım, sen de gel. Evet, gel bakayım böyle. Hadi bakalım, çal maestro. Defne, İpek nerede? Modellik yapmaya gitti. Bir dakika, bir dakika. Nasıl modellik ya? Ressamın birine poz vermeye gitti işte. Ya ne pozu kızım? Abi merak edilecek bir şey yok. Vesikalı fotoğraf çektirmekten farksız bir şey bu. Ha, iyi o zaman. Şu İpek'in bir sırt çantası vardı, nerede o? Ne yapacaksın sen sırt çantasını? Pelin'le trekking'e gidiyorum da. İnanmıyorum! Sakın babam duymasın. İzmit'te bir arkadaşım asker, ona ziyarete gidiyorum dedi. Vay be, Pelin'le birlikte abantı. Abi sendeki bu ilerleme gözlerimi yaşartıyor ha. Bırak şimdi gevezeliği de bak. Bu ayakkabılar iyi mi? İyi iyi. Bunlarla yürüyüşe gidilir değil mi? Gidilir abi, gidilir. Bizde yağmurluk var mı? Var. Fotoğraf makinesi? Abi görmüyor musun, evde zurna bile var. Fotoğraf makinesinin lafı mı olur ya? Kızım bravo, hadi. Heh. Baba bu oyun hangi yöreden? Kızım bu oyun kardeşler düğün salonu yöresinden. Bu figürü ben ilk kez annenle evlendiğimizde düğünümüzde yapmıştım yavrum. Evet, Çocuğa folklor diye halay çekmeyi öğretiyor. Defne, bu kişisel malzemeler dediği ne ki? Benim Fenerbahçe formamı falan kastetmiyorlar herhalde. Saçmalama abi. Diş fırçasını, sabunu falan kastediyorlar herhalde. Ha. Ama gece orada kalmayacağız ki. Ne yapacağım ben diş fırçasını? Boş ver şimdi diş fırçasını abi. Hadi giy şu benim yağmurluğu, bakalım olacak mı sana? Tamam. Bir giyin, bakarsın olur. Evet. Nasıl? Yakıştı mı? Abi, streç filmle kaplanmış dana etine benzedin ha. Olmadı değil mi? Buna ne yapalım canım? Sen koy bunu çantaya. Dua et de yağmur yağmasın. Abi, baban bunları görürse anlamayacak mı senin asker ziyaretine gitmediğini? Nereden görecek canım? Görmez. Akşam ben salonda yatacağım, sabah da erkenden gideceğim. Eniştem salonda yatıyor, sen nerede yatacaksın? Eniştem benim odada yatacak, söyleyeceğim ona. Zaten dünden razı. Gel hazırlıyorum. Abla sen iyi misin? İyiyim. Şu ressamın yanından geldin, geleli hiçbir şey söylemiyorsun da.
Fırsat mı oldu Defne ya? E artık herkes yattı, hadi anlat. Yoksa sana sarkıntılık falan mı etti? Hayır, bana aşık oldu. Ne? Gözlerime vurulduğunu söyledi. Çok etkilenmiş. Gözlerim aşkın rengiymiş. Her şeyi renklerle ifade ediyor. Yarı çatlak bir adam. Nasıl yani yarı çatlak? Resmimi çizerken birdenbire durdu. Gülümseyerek uzun uzun bana baktı. Sonra da bana şiir okudu. Sonra? Sonra da birdenbire evlenme teklif etti. Ne? Evet, hemen evlenmeliyiz. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok dedi. Sen ne dedin? Çok şaşırdım tabii. Daha birbirimizi tanımıyoruz, bu ilk görüşmemiz gibi şeyler söyledim. Kabul etmedin yani? Hayır demedim. Ama evet de demedim. Çok ilginç biri. Bu dünyada yaşamıyor sanki. Etkilendin mi yoksa adamdan? Ay ne bileyim. İnsanı saran bir havası var. Yarın yine gideceğim, daha resim bitmedi. Biliyorum, bilerek bitirmedi. Tekrar gideyim diye. Vay vay vay. Yeni bir aşk rüzgarı mesiyor ne? Ay aman Defne, saçmalama. Ne işin var lan senin burada? Trekkinge gidiyoruz ya abicim. Ya Hasan. Sen gitmiyorsun oğlum, ben gidiyorum ben. Bana ne ya, ben kendimi çok hazırladım mangala. Hatta rüyamda böyle cızır cızır pişen etler gördüm vallahi. Senin rüyana ya. Hasan uğraştırma beni oğlum, ben gidiyorum sen gitmiyorsun, buradasın tamam mı? Yapma ya. Vay. Demek öyle ha. Pelin yenge geldi, arkadaşımız bitti. Of of. Ne oluyor burada? Ben çıkıyordum da baba, hani İzmit'e gideceğim ya. İzmit'e mi gideceksin? İzmit'e mi alındı trekking? Hani Abant'taydı? Bu da mı geliyor asker ziyaretine? Evet, bu da geliyor baba. Aa, geliyor muyum? Sağ ol abi, sağ ol. Ne var o çantanın içinde, öyle bakayım? Hiç, spor ayakkabı, havlu, diş fırçası falan filan var usta. Abi, bende fotoğraf makinesi yokmuş, sen aldın değil mi? Spor ayakkabısını ne yapacaksınız ya askerde? Çocukla beraber koşacak mısınız yani? Belki spor ayakkabısı yoktur baba. Yanımızda götürüyoruz. Veririz, sevinir gariban. Oğlum devlet veriyor ya ayakkabıyı. Ama her şeyi devletten beklememek lazım baba. Abi ne devleti ya? Biz trekkinge gitmiyor muyduk? Trekking mi? O ne ya? Trekking mi? Trekking şey... ordunun yeni bir askeri birliği. Evet. Hani böyle tankçılar, topçular falan var ya, artık trekkingçiler de var. Bizim Fuat da 3. Trekking Alay Komutanlığı'nda asker. Abi bu trekking hani göl kenarında falan... Hasan, Hasan. Hadi Hasan. Arkadaşları bekletmeyelim Hasan. Geç kaldık Hasan. Geveze işte, vıdı vıdı konuşuyor. Git, çocuklar bekliyormuş onu. Evet, tamam. Ona kalsa hayır, gidemeyeceğiz. İyi günler baba. Hadi güle güle, güle güle. Güle güle. Allah Allah. Bu askerlik ne kadar değişmiş ya. Benim zamanımdan sonra neler olmuş baksana. Dün gece iyice düşündüm Defne. Tankut Bey'in evlenme teklifini kabul edemem. Bence de abla. Yani birkaç kez çıkın, öyle pat diye olmaz böyle şeyler. O olabilir tabii ama... Pat diye evlenmek olmaz. Ay inşallah ısrar etmez. Çok da ısrarcı biri. Kim o ısrarcı? Enişten mi? Anne, ablam evlenme teklifi almış. Ne? Evlenme teklifi mi almış? Defne. Aa, inanamıyorum. Çabuk söyle kimmiş? Anlat çabuk. Ya of Defne, niye söylüyorsun ya? Aman abla, nasılsa öğrenecek. Annemi bilmiyor musun? Telekulak çetesi gibidir o. Bırak gevezeliği Defne. Anlat bakayım, kim bu çocuk, bizim mahalleden mi? Değil anne, ressamın biri. Of! Ressam mı? Kızım o açtır, eniştenden daha beterdir. Hiç alakası yok anne. Bir kere eniştemin 10 katı yakışıklı, üstelik 20 katı daha hızlı iltifat edebiliyor bana. Kızım iltifat karın doyurur mu? Ressamdan koca olur mu? Ay neden olmasın anne? Sevinç teyzeyle senin kriterlerine uygun biriyle mi evlenmek zorundayım ben? Ay lafa bak şimdi. Ay merak etme anne. Kabul etmemiş zaten. Etmeye de niyeti yok. Ay ay. Allah Allah, Allah Allah. Birisi ressamlara merak sarar. Birisi tiyatroya merak sarar.
Bilmiyorum ki nereden çıktı bu sanat aşkı. Ben sizi müzede filan mı doğurdum acaba? Canım benim, annem benim. Bırak aşkım, canım. Git. Anam. Neden böyle yapıyorsun Hülya? Neden benimle konuşmuyorsun? Sen kızımızın folklor alanındaki gözle görülür gelişmesini fark edemiyor musun? Ceren, gel yavrum, gel yüzeyin. Bir annene Kafkas oyna da görsün bakalım. O nasıldı baba? Kızım hani vardı ya. Baba, annem seninle konuşmuyor mu? Konuşmuyor kız. Konuşmuyor. İlla beni çiçek masrafına sokmak istiyor. Şükran. Efendim canım. Nerede kaldı bu kız? Hangi kız? Ya hangi kız olacak? İpek akşam oldu hala gelmedi. Gelir herhalde. Şekerim arkadaşlarıyla buluştu. Saat daha 6:30. Mustafa nerede peki? Sabahın köründe gitti İzmit'e gidiyorum diye. O da gelmedi daha. Demek yeter artık. Ay ne bileyim ben. Radar cihazı mıyım? Oturduğum yerden çocukların nerede olduğunu bileceğim. Senin yüzün niye bir karış? Moralim bozuk baba. Bayramın bile tadını bırakmıyorsunuz insanda. Evde kimse yok, olanların da suratı asık. İpek, İpek kızım, sen neredesin ha? Geldim işte anne. Aa, geldim işte diyor bir de. Geldim işte Enes. Hülya. Efendim Kadir. Benim eşsiz karım, nadide karım, bu gül sana. Ben gül falan istemiyorum Kadir. İpek Hanım burada mı oturuyor? Evet, burada oturuyor. İpek, biri seni arıyor. Efendim enişte. Seni soruyorlar. İpek Hanım. Evet, bu buyurun. Sizin. Buyurun. Teşekkür ederim. Şuraya da bir imza alabilir miyim? Tamam. Şuraya mı? Kimden bu? Aa, Tankut. Şu ressam çocuk değil mi bu? Evet, o romantizmden sonra biraz az ama. Aşağıda bir kamyon daha var. Nereye dökelim istersiniz? Bir kamyon daha mı var? Gül mü? Evet, gül. Ah, inanmıyorum. Abla, bu çocuk seninle evlenir ben söyleyeyim. Ah, o da orada. Ben de iniyorum. Çabuk, biz de gidelim balkondan bakalım. Tamam. Gel, gel. Oha! Hülya, lütfen bir saniye gelir misin? Ne var Kadir? Senin tek bir güle layık olduğunu düşündüğümü mü sandın? Bak Hülya. Kadir! Hülya! Abla, sen iyi misin? Çok güzel değil mi Defne? Evet abla, harika. Farkındaysan apartmanın önüne yığılmış 10.000 tane daha var. Tam bir aşk adamı. Çok değişik, çok orijinal. Üstelik hayatımda bana hayran olan tek kişi. Yine mi evlenme teklif etti yoksa aşağıda? Teklif etmeyi bırak, az daha kolumdan tutup nikah dairesine götürüyordu. Değil ya. Ay kabul etseydin, yoksa ettin mi? Biraz daha süre istedim. Ama galiba kabul edeceğim. Yaşa abla. Çünkü bu işi anneme bırakırsam çok sıkıcı bir hayatım olacak. Vallahi doğru. Ama bu kesinlikle öyle değil. Tam bir meydan okuma. Çılgınca bir şey. Ah, aşkın ta kendisi. Al canım kahveni. Nerede kaldı bu Mustafa? Saat 10 oldu ya. Evet. Yani insanı bayıltırsın. Kaçıncı soruşun? Ha işte geldi çocuk. Allah Allah. Cık.
Merhaba Şükran teyze. Aa, hoş geldin oğlum Fuat. Fuat mı? Geç çocuğum, geç. Merhaba Mehmet amca. Hoş geldin evladım, hoş geldin. Geç otur bakayım, otur. Senin ne işin var burada? Ne demek o Mehmet? Çocuk bayram ziyaretine gelmiş işte. İki gün önce ters oldum Mehmet amca. Hem bir elinizi öpeyim, hem de Mustafa'yı ziyaret edeyim dedim. İyi yaptın evladım da, Mustafa seni ziyarete gitmişti bugün. Beni ziyarete mi? Evet, mahalleden arkadaşlarıyla seni ziyarete geleceklerdi İzmit'e. Merhaba anne. Merhaba çocuğum. Sanırım yanlış bir zamanda geldin. Ah, Fuat. Ne haber Mustafa? Merhaba Fuat. Nasılsın Fuat? Merhaba Mustafa. Hoş geldin Fuat. Ya ne kadar ilginç değil mi? Senin ziyarete gittiğin arkadaşın iki gün önce terhis olmuş. Ya biz de gittik bulamadık zaten. Değil mi Fuat? Bana bak. Neredeydin sen? Ben şey baba. Şey babası işte bir yanlışlık olmuş. Sen sus. Zaten hep sen yüz veriyorsun bunlara. Ya sen bu yaşta bana yalan söylemeye utanmıyor musun ha? Neredeydin söyle. Şey baba kim bilir ne işler çeviriyor. Sakin ol. Zaten ben koynumda yılan besliyorum. Yok bunların ikisi de adam olmaz. Bu da tamam, eniştesine sen... çekmiş. İkisinden de bir sen şey olmaz bunlar. Akşama kadar bana yalan söylüyorlar. Öteki beni dolandırıyor. Öteki şey yapıyor. Elinden sizden çektim. Ya ben sizinle mi uğraşacağım? Ay beni aldın. İstemiyorum. Yardımınızı istemiyorum. Sen de bırakın. İstemiyorum. Ahmak.